lanetli aşklar, nefis ve şeytan lanetli evliliğe sevk eder, insi ve cinni şeytan lanetli ilişkiler ile ürer. Allah Celle Celaluhu namına ve hesabına olmayan aşk, sevgi ve muhabbetlerin hepsi nefsin hevasındandır. Nefis hesabına olan aşklar, heves, arzu, zevk, lezzet, keyif, has peşinde koşmanın bir neticesidir. Nefis adına olan bu aşklar, hem şeytanların, insanların kalplerdeki birer oyun alanı ve hem de şeytanların imanlı kalpleri yıkıp, tahrip ederek, bozmak ve o kalpleri birer ele geçirme ve işgal planıdır. Çünkü şeytan bir insanı ele geçirirken o insanın nefsindeki meyillerini ve zayıf noktalarını kullanır. Sevgi, şefkat ve merhamet duygusu ise her insanda bulunan hem fıtri bir meyil ve hem de eğer doğru şekilde kullanılmazsa da en zayıf noktasıdır. Şeytan dindar bir kadına veya adama fısıldar ve onun sevgi ve şefkatteki zaafını kullanarak der ki, eğer sen onunla evlenirsen onu da dindar yaparsın ve onun da ahiretini kurtarırsın. Hidayeti Allah'ın verdiğini ve kişinin dindarlığı seçme iradesini unutturarak nefsinin o kadına veya erkeğe olan hevesini amacına alet eder. Halbuki o evleneceği kişinin dindar birisi olmadığında ya da kendisinin de ona uyarak dinden uzaklaşacağını ya da mutlaka bir gün ayrılmak zorunda kalacağından gaflet ettirip çokları aldatır. Hem dünyasında ve ahiretinde zarar eder ve belki de kaybeder. Hatta bazen o gayrimeşru muhabbet ve merhamet sebebiyle ya büyük bir şirke girer ya da cinnet ve intihar krizlerine düşer. Huzur ona haram olur. Zira lanetli aşklar, lanetli şeytanların en güçlü silahıdır ki böyle bir aşk ve şefkat ile seven de sevilen de kaybeder. Dünyada ve ahirette azap çeker.